Özbekistan bizler için medeniyet tasavvurumuzun özellikle şekillendiği, alimlerin yetiştiği, ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızın en önemlisidir. Joriy yilning 29-31 mart kunlari Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Tashrif doirasida oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining 2-chi majlisi bo'lib o'tadi. Joriy yilning 24 mart kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrifi oldidan Toshkent shahrida Taraqqiyot strategiyasi markazi va Turkiya Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi hamkorligida mushtarak tarix va madaniyatga asoslangan Turkiya-O'zbekiston munosabatlarining 30 yilligi mavzusida xalqaro tadbir bo'lib o'tdi. Turkiya Cumhuriyeti'nin O'zbekistonda uzun bir hasretin ardından Özbekistan'ın kendi devletine ve bayrağına kavuşmasını tanıyan ilk devlet olmasından iftihar ediyoruz. Xalqaro tadbir Türkiye'den tashrif buyurgan iki mehmon ve O'zbekistondagi yetakchi iki ekspertler tomonidan olib borildi. Arkeoloji ve tarih meraklısı bir Anadolu Türkünün belki de en büyük hayranlık duyacağı kişilerin yetiştiği bir coğrafyadır Özbekistan. Shu o'rinda qayd etish o'rinliki, O'zbekiston-Turkiya oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining birinchi majlisi 2020 yilning fevral oyida Anqarada bo'lib o'tgan edi. Bugun biz ikki tomonlama aloqalarimiz tarixida yangi muloqot formatida uchrashib turibmiz. Muhtaram Turkiya prezidentining tashabbusi bilan tashkil etilgan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining birinchi sammitini o'tkazmoqdamiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, ushbu muloqot formati strategik sherikligimiz yuksak bosqichga ko'tarilganining yaqqol ifodasidir. Galdagi tashrif Turkiya rahbarining so'nggi 6 yilda O'zbekistonga amalga oshirayotgan 3-chi tashrifidir. Prezidentlar o'rtasidagi telefon aloqalari muntazamlik kasb etgan. So'nggi bor davlat rahbarlari 2021 yilning noyabr oyida Istanbul shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 8-chi sammitida uchrashib, muloqot qilgan. Ushbu sammitda kengash Turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi va uning birinchi sammiti 2022 yilda O'zbekistonda o'tkazilishi belgilandi. O'zbekiston ushbu tashkilotga 2019 yilning sentyabr oyida a'zo bo'lgan va prezident Shavkat Mirziyoyev shu yili Bakuda o'tkazilgan 7-chi sammitda ishtirok etgan. Ayni vaqtda Turkiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biridir. 2016 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 1,5 milliardni tashkil etgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 3 milliarddan oshib ketgan. 2023 yilga kelib o'zaro tovar ayirboshlash 5 milliardga yetishi kutilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari yuqori nuqtaga erishganligini va bunga asosiy sabab esa o'sha ikki mamlakat rahbari o'rtasidagi do'stona samimiy aloqalar, doimiy ravishda muzokaralar olib borilayotganligi mana shu aloqalarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilyapti. Buni biz quyidagi misollarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo hajmi hozir mana yil sayin ortib borishi natijasida hozir Turkiya O'zbekistonni 4-chi hamkor sifatida ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari biz yana bir narsani ta'kidlashimiz lozimki, 2016 yilga nisbatan hozirda o'sha ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar 3 barobarga ortganligi va natijada hozir ushbu ko'rsatkich 3 milliard 388 million dollardan ortganligida mana yaqqol misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari O'zbekistonni biz bilamizki, hozirda investitsion muhiti, ishbilarmonlik muhiti keskin ravishda ijobiy o'zgarib boryapti. Buni biz mana hozir Toshkentda bo'lib o'tayotgan birinchi Toshkent investitsion forumida yuqori martabali Turkiya delegatsiyasi ishtirok etayotganligi misolida ko'rishimiz mumkin. Yoki yana bir fakt, o'tgan yilgi natijalarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonga Turkiya investorlar tomonidan eng ko'p investitsiya kiritgan mamlakatlar uchligida Turkiya turadi. Tadbirda siyosiy, diplomatik, madaniy, gumanitar sohalarda O'zbekiston va Turkiya hamkorligining bugungi holati va istiqboli, soha ekspertlari va yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida atroflicha muhokama qilindi. Ana vatan Türkiye ve Anadolu'dan ata yurdumuz O'zbekistona kucak dolu selamlar ve saygılar sunarım. Evet, sayın hocamız belirttiği gibi ben size kültür,
ve medeni ilişkilerimizin, hani geçmişimizin, gücümüzü geçmişten alan ilişkileri anlatmaya çalışacağım. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Mevcut Özbekistan-Türkiye ilişkileri bir iceberg'in suyun üstünde görünür bir kısmı. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki suyun altında görünmeyen, daha derin, daha büyük, daha güçlü bir kütlesi var. Ve aynı şekilde Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin ortak, köklü, zengin bir tarihi vardır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Özbekistan ve Türkiye bir annenin iki asil ve kahraman evladıdır. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı İletişim Başkanlığı, Kamu Diplomasi Daire Başkanlığı'na ve Tarakiyat Stratejisi Merkezi'ne bu anlamlı ve önemli organizasyondan dolayı ve bizi davet ettikleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve sözlerimi yaşasın Türkiye, yaşasın Özbekistan, yaşasın Türkiye-Özbekistan dostluğu ve kardeşliği deyip bitirmek istiyorum. Turkiya O'zbekiston mustaqilligini tan olgan birinchi davlat hisoblanadi. 1992-yilning 4-mart kuni ikki mamlakat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgan. 1996-yilga kelib 8-mart kuni O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Jumhuriyati o'rtasida abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi.